yakın zamana kadar dünyanın en kapalı ülkelerinden biriydi. Şimdi vizesiz kolaylıkla girilebilen bir ülke Arnavutluk. Bu hafta sizler için Arnavutluğu köşe bucak gezeceğiz. Ama önce adettendir programın başında ülke hakkında bilgi vermek. Önce o görevimizi yerine getirelim. Adriyatik Denizi'nin doğu kıyısı boyunca uzanan Arnavutluğun komşuları Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan'dır. Nüfusu yaklaşık 3,5 milyon olan ülkenin başkenti Tiran'dır. Arnavutlar kendilerini Kartal'la özdeşleştirmişler ve kendilerine Kartallar ülkesi manasına gelen Şikiperya diyorlar. Bayraklarında da kartalın olması bu konunun önemini belirtiyor. İşte Eşkodra Kalesi'ndeyiz. Şehrin 3 kilometre dışında 113 metre yüksekliğinde bir tepe üzerine kurulu gerçekten devasa bir kale. Kaleyle ilgili detaylı bilgileri Tamer abi bize verecek. Tamer abi şimdi nereye bakıyoruz? Burası Eşkodra şehri. Şehir merkezi burası. Eşkodra evet. 250 bin nüfuslu bir Arnavut şehri. Osmanlı'nın son kalesi olan Osmanlı kültürüyle yoğrulmuş Arnavut ruhuyla işlenmiş bir şehir, güzel bir şehir. Bu karşı dağlara ne diyorlardı? Osmanlı Taraboş, Türk başlığına benzediği için dağlara Taraboş deniliyor. Taraboş dağlar. İşte o gördüğünüz dağların işte Türk başlığına benzediği için Taraboş denildiğini onu da eklemek istedim. Onun dışında şehrin manzarası bizi büyüledi. Nutkumuz tutuldu. O yüzden biz konuşamayacağız. Tamer abi konuşacak. Burası Eşkodra Gölü. Büyük bir göl, uzun bir göl. Belli bir kısmından sonra Karadağ tarafına geçiliyor zaten. Gölün öbür tarafı Karadağ mı? Karadağ tarafı. Balıkçılık yapılıyor. Şu anda su çok az. Suyun az olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu Muna Nehri de bu gölden doğuyor. Gördüğünüz gibi gölden çıkıyor. Şuralar falan kurumuş. Buralar baharın falan. Daha dolu. Çok dolu oluyor. Balkanların en büyük gölü mü? Yani ya da aşağı yukarı Balkanların en büyük göllerinden bir tanesi. Bu tarafa baktığımız zaman bir de diğer nehir geçiyor herhalde şehirde Eşkodra'da bir de Drina Nehri anladığım burası kadarıyla. Drina Nehri öbür taraf Ohri'den geliyor. Şimdi kalenin öbür tarafından daha iyi çekeriz. Şimdi Mes Köprüsü'nün altından gelen nehirle Ohri'den gelen nehir şu ileride birleşiyor. Tek nehir haline geliyor ve Muna'yla da o nehir Drina birleşiyor. İleride birleşiyor. Kalenin öbür tarafına geçtiğimizde onu da göreceğiz. Gene kalenin bu diğer kısmında Fatih Sultan Mehmet Camii var. O camide kiliseden dönüştürülmüş bir cami. Kale güzel, harap olmamış ama cami bize göre bakıma ihtiyacı var, restorasyona ihtiyacı olan bir hali var şu anda. Kale ile ilgili ne söyleyebiliriz? Kale yani benim bildiğim kadarıyla işte şehir burada 6 ay kadar kuşatıldığı zaman kale burada iyi bir direnç gösterilmiş. Büyük bir kale vesaire. Onun dışında ne demiştiniz siz burada? Ambarlar mı var demiştiniz şehirle? Girişte kalenin ambarları var. Şu ileride yeraltı sığınaklar vesaireler var. Eski bir kale. Yani Osmanlı'dan çok önce yapılmış. Ha Osmanlı'dan önce mi yapılmış önce kale? Yapılmış. Osmanlı'dan yaptığı bir kale değil. Ama kullanılmış yani kale olarak kullanılmış. Camiye çevrilmiş Fatih Sultan Mehmet Camii burası. Ama minareden falan bir eser kalmamış. Şimdi burayı tekrar kiliseye çevirmek için büyük bir çalışma yürütülüyor. Eşkodra'da şimdiki durağımız Rida'nın buradaki medreselerinden daha doğrusu Hasan Rıza Paşa medreselerinden biri oluyor. Eşkodra'dan nereye geldik Tamer abi şimdi? Şu anda bir mahalle kursumuzdayız. Bu bölgede cami olmadığı için kurs hocamızın hocanımızın evinde açılmış. Yani durumda. Şimdi dersi çocuklar hocanın evet, evinde alıyorlar. Burada cami yok çünkü kurs evde açılmış durumda. Eşkodra'da şimdi bu medreseyi Hasan Rıza Medresesi'nin bir şeyini evinde. Evet.
Selamünaleyküm. Arkadaşlarımız işte bu derslerini de bu evde alıyorlar. Yaklaşık herhalde bir 30 öğrencimiz var değil mi toplamda? 50-60. 50-60 öğrencimiz var. Bugün kurs günü değil. Bugün kurs günü değil ama biz geleceğiz diye arkadaşlarımız toplanmışlar, sağ olsunlar. Hepsi pırıl pırıl arkadaşlarımızın. Burada da bir grup arkadaşımız var. Hocamızın oturma odası. Burası salonu. Salonu. İkisi de bir taraf kızlara kurs olmuş durumda, bir taraf da erkeklere. Tamer abimizin söylediğini duymuşsunuzdur. Hocamızın oturma odası bayanlar için ayrılmış, salonu erkekler için ayrılmış. Hocamız kendi evinde kurs açmış ve dersleri burada görüyorlar arkadaşlarımız. Evinde kurs açıp çocuklara ders veren hocamızın özverisi ve fedakarlığına diyecek yok. Evini kursa çeviren hocamın öğretim sisteminde kendisinin hazırladığı şemaları görüyorsunuz. Bu arkadaşlarımızın çoğu buraya geldiği zaman dediğim gibi besmele çekmeyi, şehadet, abdestle hiçbir şey bilmiyorlardı. Çünkü bu civarda cami de yokmuş. Her şeyi sıfırdan burada öğreniyorlar. Şanslılar ki hem evlerini kendilerine açan bir hocaları var hem de böyle görsel olarak onlara çok güzel bir ders anlatan hocaları var. Ayrıca çocuklara öğretmek istediği bilgileri kendine has yöntemleriyle öğretiyor olması da takdire şayan. Buradaki eğitimle ilgili Kamil abi şahit olduklarını anlatıyor. Hocamız da şimdi biraz önce anlattığı şeyi bize gösterecek. Görsel ağırlıklı olarak arkadaşlarımıza harfler, Kur'an-ı Kerim, namaz, İslam'ın şartları anlatılıyormuş. Burada da görüyorsunuz çalışmaları. Ve peygamberliğin kitapları da aynı şekilde o görsel olarak çocuklara gösteriliyor. Okutulan kitaplar burada nereden temin ediliyor, nereden geliyor? Elif cüz ve kısa ilmihal bilgilerin, temel İslam bilgilerin sahip bir elif cüzü ilmihal hazırlattık. Arnavutça'ya çevirdik. Bütün kurslarımız da bu kitap. Onlar şey. Burada hazır takip böyle kırtasiyeden gidip öyle bir kitap alma şansları yok. Hayır, kendimiz hazırlattık. İkra ve Rabbukel Ekrem الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Bu çocukların anne ve babası Müslüman ama komünist dönemde İslam'dan uzaklaştırıldıkları için kelime-i şehadeti bile bilmiyorlar. Ama çocukları öğrensin istiyorlar. Hocamız bir ara yöntemlerinin bazılarını anlatıyor. Ayrıca İslam'ın 5 şartını çocuklara ameliyat eldiveni ve mum yardımıyla işte böyle anlatıyor. Bakın, çocuklar İslam'ı bilmez ve uygulamazsanız işte böyle zayıf düşer ve yanıp helak olursunuz. İslam'ın 5 şartını yerine getirdikçe de zırhlanır ve korunursunuz. Çocuklar Arap harflerine elleri alışsın diye hem de öğrensinler diye bu şekilde hazırlanmış şeyleri boyayarak hem elleri harflere alışıyor hem de maşallahı, bismillahı, elhamdülillahı, inşallahı öğrenmiş oluyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. Hocamız aynı şekilde her çocuğu için böyle bir dosya hazırlamış. Ezberlediği sureleri, iyi okuduğu sureleri, mesela Felak suresi, Nas suresi, güzel okuduğu sureleri bu şekilde işaretleyip ezberlediği bu şeyi de bu şekilde takip etmiş oluyor çocuklarını, öğrencilerini. Hocamız gerçekten evini kurs yapmış.
Ve? Çocuklar cennet, cehennem. Çocuklar resim yapmışlar. Ve resimde cennet ve cehennemi, cehennem karanlık, kasvetli bir yer. Cennet ise aydınlık ve güzel bir yer olarak tasvir etmişler. Hocamız çocuklarına böyle bir yerleri, cennet ve cehennemi veya bir şeyler yapmalarını istediği zaman demek ki çocuklar hayallerindeki cenneti ve hayallerindeki cehennemi anlatıyorlar. İstanbul'daki Ayasofya Camii'ni yapmış bir çocuğumuz, bir arkadaşımız. Ramazan İkra Kur'an. Burada da birisi Ramazan'da Kur'an okuyor. Hoş geldin Ramazan. Hoş geldin Ramazan'ın Arnavutçası. Sesif miya kamenu ve profetin sallallahu aleyhi ve sellem kuratken bari değil. Nasıl düşünmüşler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çobanken peygamberimizin peygamberimizin çobanken nasıl düşündüğünü Muhammed peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'in hasretli çocuğumuzun bir tanesi. Konuşu emret Allah'u ya da konuşku et el-hasib. Allah'ın isimleri ile öğrenmişler ve Hasib ismini yazmışlar. El-Hasib ismini bu çocuk arkadaşımız böyle tasvir etmiş. Çocukları dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas siratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار İki tane odası var. İkisinde de talebeler var. Duvarları gördünüz. Kur'an kursu şeklinde. Kendi evinde bu çalışmaları yürütüyor. Zaten burada cami falan da yok bu çalışmaları yürütebileceği. Ve bu çocukların hepsi buraya geldiklerinde kelime-i şehadeti bile bilmiyorlar. Bilmiyorlardı. Ama şu seviyeleri çok yüksek yani. Bir de sürekli çocuklar gidiyor, gerisine yenileri geliyor. Burası bir Darul Erkam gibi bir şey. Binlerce talebe buradan gelip geçiyor. Peki niçin Rida bu medreselerin adını Hasan Rıza Paşa koymuş? Kimdir Hasan Rıza Paşa? Hasan Rıza Paşa, 28 Ekim 1912'de İşkodra'yı kuşatan Karadağlılara ve Sırplara karşı Arnavut gönüllü güçleriyle birlikte kahramanca direndi. İşkodra savunması tam bir destandır. Osmanlı'nın en son terk ettiği kale olan İşkodra Kalesi, Hasan Rıza Paşa ve Arnavutların destansı savunma yaptığı şehit kanıyla sulanmış bir yer. Hasan Rıza Paşa şöyle diyordu. İşkodra bizim kaderimizdir. Mezarımız olabilir ama utancımız asla olmayacak. Oh,
Şimdiki durağımız Hasan Rıza Paşa'nın kabri. Yağan rahmet altında Hasan Rıza Paşa'yı Tamer Bey'den dinliyoruz. Hasan Rıza Paşa Tosyalı, bir Osmanlı paşası. İşkodra Osmanlı'nın en son terk ettiği kale. Daha doğrusu Hasan Rıza Paşa kaleyi terk etmiyor. Anadolu'ya kadar büyük bir alan tamamen düşmesine rağmen Hasan Rıza Paşa kaleyi teslim etmiyor. Tabii ordu dağılmış, asker dağılmış. Burada 5000 Osmanlı askeri var. Onlar da dağılıyor ve onlara bir konuşma yapıyor. Etkili bir konuşma yapıyor. Dağılan askeri tekrar topluyor. Diyor ki İşkodra bizim kaderimizdir. Mezarımız olabilir ama utancımız asla olmayacak diyor. Hasan Rıza Paşa çok büyük imkansızlıklar içerisinde elinde 5000 tane Osmanlı askeri var. Bunlar da dağılmış ama sonra onun etkili konuşmasıyla toplanmış askerler. 10.000 de Arnavut mücahit toplanıyor. Ve bu kaleyi savunmaya başlıyorlar. İşkodra'yı savunmaya başlıyorlar. Tabii karşıda çok büyük bir ordu var. Çok büyük imkanları olan iki tane ordu birikmiş durumda. Ama burayı teslim etmiyor Hasan Rıza Paşa. Bu şehre 50.000'in üzerinde top mermisi düştüğü tahmin ediliyor. Şehirde taş taş üstünde kalmıyor. Artık şehirde açlıktan ölümler başlıyor. Bununla ilgili belgesellerde çekilmiş şeyler var. Çocukların ağaç kabuklarını yedikleri sahneler var. Hasan Rıza Paşa'ya birlik komutanları geliyor, diyorlar ki asker, herkes açlıktan neredeyse ölecek. Artık diretme, teslim olalım. Yani teslim olalım çünkü yiyecek bir şey kalmadı. İnsanlar açlıktan ölmeye başladı. Diyor ki açlıktan birbirimizi yiyeceğiz ama kaleyi teslim etmeyeceğiz diyor. İşkodra'yı teslim etmeyeceğiz diyor. Hakikaten teslim etmiyor. Müthiş bir savunma gösteriyor. Artık şunu anlıyorlar. Hasan Rıza Paşa hayattayken biz İşkodra'yı alamayacağız. Ve bazı hainlerle işbirliği yaparak Hasan Rıza Paşa'ya suikast düzenliyorlar. İşte bir yemek düzenliyorlar. Yemeğe çağırıyorlar bu burayla ilgili meseleyle konuşmak üzere. Ve Hasan Rıza Paşa giderken suikast yapıyorlar. Acılar içerisinde kıvranıyor. Yani bir 7-8 saat falan yaşıyor suikasttan sonra. Son sözü, ölmeden önceki şehit düşmeden önündeki son sözü de İşkodra'yı teslim etmeyin oluyor ve şehit düşüyor. Tabi Hasan Rıza Paşa şehit düşer düşmez İşkodra'yı teslim ediyorlar. Ama o Hasan Rıza Paşa'nın o savunmasına binaen o Karadağ ve Sırp askerleri bile büyük bir saygıyla direnen askerleri karşılıyorlar. Bugün Hasan Rıza Paşa buranın bir sembolü ve büyük bir kahraman olarak. Biraz önce biz arabayla durduğumuzda Yetmir kardeş mezarın başına durdu. İşte en büyük adam dedi. Buradaki Arnavut arkadaşımız, bize yardımcı olan arkadaşımız işte en büyük adam dedi. Biz de Hasan Rıza Paşa'ya diyoruz ki vasiyetine sahip çıkacağız. İşkodra'yı teslim etmeyeceğiz. İnşallah, inşallah. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Onun gösterdiği azim ve kararlılığı peşinden gelen insanlar da göstersinler. Bir ekol, bir çığır, bir idol Hasan Rıza Paşa. İnşallah ona layık insanlar yetişir bu topraklarda. Azmi ve inadı bize de örnek olsun diyoruz. İnşallah yolunuz İşkodra'ya düşerse Hasan Rıza Paşa'nın kabrine gelip bir Fatiha okuyun. Gelemezseniz de şu anda oturduğunuz yerlerden kendisine bir Fatiha gönderin. Ecdadımız ne şartlarda bizler için uğraşmışlar. Siz de Balkanlarda aynı şekilde Hasan Rıza Paşa'nın şeyinde olduğu gibi buradaki şeyleri terk etmiyorsunuz, cepheleri terk etmiyorsunuz ve bu cephelerde savaş vermeye devam ediyorsunuz. Biz buraya geldiğimizde kurslar açmaya başladık. Çocuklar kelime-i şehadeti dahi bilmiyorlardı. Burada 26'ya yakın kurs açtık ve neredeyse öğrencilerin tamamı kelime-i şehadeti bu kurslarda öğrendiler. Ama elhamdülillah şu anda çok büyük yol kat edilmiş durumda. Bizim burada açtığımız mahalle kursların ismi de Hasan Rıza Paşa medreseleridir. Her sene burada çocuklarımızı, kurs çocuklarımızı piknikte topluyoruz. 1000'e yakın kurs çocuğumuz var.
dediğim gibi ilk geldiklerinde kelime-i şehadeti dahi bilmiyorlardı. Ama pikniklerimizde hep bir ağızdan getirdikleri tekbirler, tehliller bizi çok duygulandırdı. Her o tekbirleri duyduğumuzda Hasan Rıza Paşa aklımıza geliyor. Ben Taner Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hasan Rıza Paşa ile bizi tanıştırdığı için ve Hasan Rıza Paşa'nın izinden gitmeye devam ediyoruz. Balkanlarda bence tekrar yeniden bir cephe açıldı. Eğitim cephesi açıldı. Bu konudaki mücadelemizin tamamına ermesi dileğiyle. Mezarın bakımsız oluşu üzüyor bizi. Ömer abi, ekranda söyleyemedim ama biraz burası bakımsız gibi geldi. Biraz böyle mesela Hasan Rıza Paşa diye yazılmamış, doğduğu, öldüğü tarih yazılmamış. Burada kahramanlığıyla ilgili bir kitabesi falan yok. Hani biraz size de garip gelmiyor mu? Burada bütün mezarlar böyle bakımsız mıdır, nedir? Yani bize söylenen eskiden daha kötüydü. Sonradan düzenlenmiş hali bu. Şu düzenlenmiş. Düzenlenmiş hali bu. Ama buranın daha güzel bir şekilde düzenlenmeye ihtiyacı var. Yani Hasan Rıza Paşa'ya yakışmıyor bu. Buranın daha güzel bir şekilde düzenlenmesi lazım. Ama asıl olan Hasan Rıza Paşa'nın kabrine sahip çıkmak değil, davasına sahip çıkmak. Gerekiyor. İnşallah bu konuda da ciddi faaliyetler olur, atılımlar olur inşallah. İnşallah. Şu anda İskender Bey Arnavutluğun kahramanı yapılıyor. Kahramanı yapılıyor. Ben Tamer Bey'den duyduğuma göre ya İskender Bey çok iyi birisi. Herhalde Arnavutluk için çok iyi şeyler yapmıştır diye söylediğimde siz dediniz ki o bir Osmanlı Paşasıydı üstelik. Osmanlı Paşasıydı. İrtidat etti. Dininden döndü ve İslam'ı Arnavutluğa sokmamak için uzun bir süre direndi. En sonunda Fatih döneminde Fatih Sultan Mehmet geldi ve onu yendi. Kendisini öldü. Çocukları ve karısı Vatikan'a sığındı. Ve bugün görüyoruz ki sanki Arnavutluğa çok iyi bir şey yapmış gibi her yerde o ön plana çıkartılıyor. Hasan Rıza Paşa gibi gerçek manada Arnavutluğu savunan insanlar ise şu anda kesinlikle neredeyse yani bilinçli olarak o Arnavutların ve Osmanlı'nın ortak kahramanı öne çıkarılması gereken birisi varsa Hasan Rıza Paşa bu. Bunu eski bu tarihi bilenler, buranın yaşlıları çok iyi biliyorlar ve Hasan Rıza Paşa'yı bizden daha çok seviyorlar. Ve Hasan Rıza Paşa'nın Taner Bey'in söylediği gibi gençlere Hasan Rıza Paşa bilinçli olarak gösterilmiyor. Yanlış örnekler, İskender Bey gibi yanlış örnekler kahraman ilan ediliyor. Ancak Hasan Rıza Paşa'nın kıymetini kimler biliyor? O dönemleri bilen yaşlılar biliyor. Biz artık bu gençlerin de bunları bilmesi duası ve dileğiyle. İnşallah gençler. Çünkü burada da bir ara dönem yaşandı. Çok yaşlı insanlar eski dönemleri bilmekle beraber Enver Hoca döneminde orta yaş, bugün yaşlı girmek üzere orta yaşın tamamı bir karanlık dönem yaşadılar. İşte İslam'ın, dinin, yani babanın oğla dini anlatamadığı bir dönem yaşadılar. Çünkü büyük bir ihbar sistemi de kurulmuştu. Çok karanlık bir dönemden geçti. Ama inşallah bu dönem artık bitti. Yeni yetişen gençler İslam'a, Hasan Rıza Paşa'nın davasına sahip çıkarlar. Şu anki halimizi biraz kendimize özgüvenimizi kaybetmiş gibi hissediyorum. Biz yeniden tarihimizi öğrenip yeniden özgüvenimizi kazanmamız lazım. Evet, kesinlikle. İşte bir insan geliyor, bu toprakları canı pahasına savunuyor, kahramanca savunuyor ve bu topraklarda bir bereket hasıl oluyor. Ben şuna da inanıyorum, eğer biz bugün buralarda çalışma yapıyorsak, çocuklar yeniden açtığımız kurslarda yeniden kelime-i şehadet getirip Kur'an okuyup namaz kılmaya başlıyorsa, Hasan Rıza Paşa gibi şehitlerin ruhaniyetinin burada gölgesinin hala durmasından kaynaklanıyor. Sonunda kastettiğim şey buydu. İşte biz tekrar buralara gelirsek, ki buradaki insanlar bizi bekliyorlar. Yani Osmanlı torunları olarak bizden böyle şeyler bekliyorlar. Yeniden buralara gelin, yeniden buralarda bizi ihya edin, bizim elimizden tutun diyorlar. İşte kastettiğim şey buydu. Bugün biz buralara gelirsek bir 30 yıl sonra buraların nasıl değiştiğine inanın biz bile şaşırırız. Biraz önce Müftü Bey de anlattı. Nasıl biz bu Osmanlı'nın son terk ettiği kale İşkodra şehri ve İşkodra kalesi diyorsak, onlar da İslam'ın son kalesi Türkiye'dir
Onlar ayakta durursa biz de ayakta duracağız. Onların dernekleri çalışırsa biz de çalışacağız. Bütün umudu, İslam ümmetinin umudu Türkiye'dedir. Dev düştüğü yerden kalkacak diyorlar. İnşallah böyle bir ecdadın torununa layık olan insanlar oluruz. Yeniden buralarda İslam'ın yeşermesine sebep oluruz. İyiliğin, güzelliğin neşet etmesine, Allah'ın ve Resulü'nün isminin duyulmasına vesile oluruz. Ben son olarak diyorum ki elhamdülillah bununla ilgili ciddi adımlar atıldı. Size gösterdiğimiz adımlar atıldı. Ve meyvelerini bence vermeye başladı. Yani bu konuda gayet mutluyuz. Çünkü şu anda atılan adımlar ileriye dönük gerçekten umut verici şeyler. Gerçekten de şu anda bence bayağı da bir yoluna alıyor. İnşallah biz işte buraya geldiğimizde Elif Cüz'ü dahi yoktu. Türkiye'den tercüme ettirdik. Başörtüleri Türkiye'den getirdik. Namaz takkelerini Türkiye'den getirdik. Çocuklar yani kelime-i şehadeti getiremiyorlardı. Ama şimdi geliyoruz, bakıyoruz. Yani uzun surelere geçmişler. Çok memnun oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hain ve kalleşçe bir tuzakla şehit edilen Hasan Rıza Paşa unutturulmasın duasıyla.